Akdeniz Üniversitesi'nde 3 yıl önce kurulan ARGE ve Yüksek Teknoloji Topluluğu insansız hava araçları üretiminde hızla ilerliyor. İş adamı Ali Bıdı'nın desteğiyle yarışmalara hazırlanan gençlerin hedefi daha düşük maliyetle daha verimli hava araçlarını yapmak. Onun tavsiyesiyle Boeing'in düzenlediği... Akdeniz Üniversitesi ARGE ve Yüksek Teknoloji Topluluğu özellikle savunma sanayinde kullanılan insansız hava araçları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 3 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldıkları 3 günlük eğitimle yarışmaya katılan ve birinci olan gençler kendilerini geliştirmek için kolları sıvadı. Yazılımla daha önceden uğraşmış, mekanikle daha önce uğraşmış tecrübeli kişilerle bir ekip kuruldu ilk başta. Ekibimiz kısa süre içinde uçağımızın raporunu hazırlayarak kavramsal raporda 200 takımın da içinde bulunduğu İstanbul Teknik Üniversitesi gibi teknik üniversitelerin de olduğu bir sıralamada alanımızda 4. olduk. Geçen seneki tecrübelerimizi devamının da sağlanabilmesi için bir alt takım oluşturarak alt takımımızla paylaştık. Alt takımımız da yaklaşık 8 kişiydi. Toplamda 14 kişi olarak geçen sene bu işe başladık. Edindiğimiz tecrübelerle, bilgi birikimle gelecek kişilere devamını sağlamak ve böyle bir şeyin ülkemizde de yapılmasını sağlamak için aktardık. Çok sayıda farklı modelde uçak üzerinde çalışan gençler belirlenen bir noktaya havadan yardım ulaştırma konularına da odaklandı. Bu sene alt takımla beraber toplamda katılacağımız 3 yarışma var. TÜBİTAK insansız aracı yarışması ve Teknofest'in düzenlediği Savaşan İHA yarışması. TÜBİTAK da 2 ayrı kategoriye katılacak. Gençlerin en büyük destekçileri arasında Antalya'nın demir adamı olarak bilinen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı bulunuyor. Bizim gençlerimiz de dünya gençleri kadar akıllı, becerikli. Bunların önü açtığımız zaman düşünün, Amerika'da işte bir sürü başarılı hocalarımız var, ödül alan hocalarımız var. En sonunda Sancar Hocam işte Nobel ödülü aldı. Biz de alabiliriz. Ama tabii ki imkanlar. Ben diyorum herkesin karınca kadarınca bu gençlere yardımcı olması gerekir. Tekrar ediyorum, biz de başkaları kadar, başka ülkenin insanları kadar akıllıyız, becerikliyiz ama önümüzü birisinin aşması gerekiyor. Akdeniz Üniversiteli gençler katılacakları 3 yarışma için gün sayıyor. Ancak savunma sanayinde çok ciddi kullanımları var. Çünkü insan hayatını riske atmadan savunma gerçekleştirilebiliyor ve belli bir seviyeye gelmiş otonom uçuş, yani otopilot dediğimiz insan yönetimi olmadan olan uçuşlarda bazı durumlarda pilotlardan daha doğru karar alabiliyor. Çünkü korku faktörü olmuyor işin içinde. O sırada sadece mantık olarak devreye giriyor.